Endonezya'dan yaklaşık 20 saatlik bol uyumalı, aktarmalı bir yolculuk sonrası Maldivler'e ulaştık. Senin de uykun var mı? Yok. Yok mu? Az önce var dedin ya. Evet, sadece havalimanının bulunduğu Hulumali Adası'ndan Mali Adası'na geçtik. Maldivler bizim paramızın 3 kat daha değerli olduğu bir ülke, ancak hayat çok pahalı. Bundan sonra da para değerlerini TL olarak söylemeye çalışacağım. Burada bir otel odası kiraladık. Şöyle göstereyim. Maldivler oldukça pahalı bir ülke. Kiralanabilecek en ucuz yeri kiraladık. Bu odayı yaklaşık olarak 750 Maldiv rupiyasına, yani 250 liraya falan kiraladık. Evet, yine de güzel, ferah bir oda. Burada klimamız da var. Açlık 26 derece, çalışıyor. Oldukça yorgunuz. Yarın burada uyanır uyanmaz bizim için tatil başlayacak. Başkentin bulunduğu Male'den tatil için Maafushi Adası'na geçeceğiz. Maldivler'de kahvaltıyla güne başlıyoruz. Kiraladığımız odaya yakın bir yerde bulunan bir restorana geldik. Bir kahvaltı seçeneği aldık. Böyle açık menü. Şöyle yiyecekleri göstereyim. Bunlar var. Sende de bunlar var. Evet. Yaklaşık bu kahvaltı kişi başı 25 liradan 50 liraya tekabül ediyor. Ucuz fiyata böyle bir kahvaltı bulmamız bizi sevindirdi açıkçası. Bir tabakta doymadık, ikinci tabağı aldık. Restoranın adını da paylaşayım. Donmanik Grand diye bir yer. Maldivlere gelirseniz mutlaka buraya uğrayabilirsiniz. Fiyatı Maldivlerin diğer yerleriyle kıyasladığınız zaman çok daha uygun. Kahvaltı oldukça da lezzetli arkadaşlar. Yemeğin lezzetine baktığım zaman Hint mutfağını andırıyor. Onlar da bol baharatlı soslu kullanıyorlar. Zaten halkın kökenine baktığımızda Hindistan, Sri Lanka, o tarz bir karışım var Maldivlerin yerel halkının. Bazıları biraz acı olsa da yine de lezzeti güzel. Evet, kahvaltımızı yapmıştık ama feribotu yakalamak için az bir zamanımız vardı. Ben de yol ortasında bulduğum bir tane arabaya söyledim. İşte 50 rupi versek 15 liraya falan tekabül ediyor. Bizi bırakır mısınız feribota kadar? O da kabul etti. Eşim içeride. Ben de arabanın arkasına atladım. Bu şekilde yolculuğa devam ediyoruz. İnşallah feribotu yakalarız. Evet, şimdi arabayla ülkenin en kuzeyinden en güneyine gidiyoruz. Mali aynı zamanda dünyanın en küçük bu toprak parçası üzerinde kurulmuş bir başkent. Dünyanın en yoğun nüfuslu başkenti. Çünkü adanın, yani başkentin bir ucundan diğer ucuna gitmek sadece 1 kilometre. Maldivler'de 1200 ada var. Ancak bu ada bunlardan sadece bir tanesi. Toplam Maldivler'de 400 bin kişi yaşıyor. 155 bini sadece bu adada, başkentte yaşıyor. Geri kalan kısmı yerel halk, diğer adalara dağılmış durumda. Bu arada zamanla yarışıyoruz. İnşallah feribotu yakalarız. Şoför de bayağı bir hızlı olmasını söyledik. O da güzel bir hızla gidiyor aslında. Evet, feribotu yakalamayı başardık. Şimdi Maafushi Adası'na doğru yoldayız. Evet, Maafushi Adası'na geldik arkadaşlar. Burada Kahneville ile içte kalacağız. Bizi karşılamaya geldiler. Çantalarımızı falan aldılar. Şimdi oraya yüklüyorlar. Biraz sonra otele geçeceğiz. Bu arada biraz çevreyi göstereyim. Burası liman gerçi ama yine de o suyun renginin tadını alabiliyoruz burada. Gerçekten harika. Evet, eşyalarımızı yükledik. Bu şekilde el arabasına taşıyorlar otele kadar. Otel yakın zaten. Biz de yürüyoruz hemen 2 dakikalık mesafede. Bu arada çok güzel palmiye ağaçlarıyla çevrili. Harika ya. Bitiyorum manzaraya. Evet, ne yaptık? Geldik mi? Geldik. Nereye geldik? Yani... Maafushi Adası'na geldik. Evet, çok sıcak evet. Diyorum. Nasıl hissediyorsun? Hı? Ne hissediyorsun? Hissediyorsun. So what do you feel? Ne hissediyorsun? Excited, heyecanlı. Heyecanlı, evet. Evet. Başka? Ama biraz...
biraz sıcak ya. Çok sıcak. Sıcak mı? Evet. Evet, biraz sıcak. Biraz değil, çok sıcak ya. Çok mu sıcak? Evet. 35 var mı? Belki ya, bakayım belki. Belki 35 belki var değil mi? Hı. Evet, bir 30-35 derece bir sıcaklık var şu anda. Ama ortam hakikaten çok güzel ya. Şu palmiye ağaçlarına baksanıza arkada. Harika. Evet, burada sokaklar falan dikkatimi çekti. Hep böyle plaj kumuyla çevrili. Tamamen harika bir renk. Bu ne meyvesi? Bilmiyorum. Biliyor musun? Bilmiyor musun? Bilmiyorum ya. Niye, Endonezya'da yok mu bundan? Endonezya yok. Nasıl yok ya? Vardır bundan ya. Evet, burada farklı bir meyve var. Ama bilmiyorum ne meyvesi. O yüzden uzak duracağım. Veya burada soralım. Hello, what is this? The fruit name, you know? Don't you know? I'm not that for anything, just plant. Yes. Okay. Evet, meyve değilmiş, sadece süs için dikmişler oraya. Evet, güneş gözlüğümü de almadım. Güneş gözlüğü için büyük çantada, şimdi onu takacağım. Otele geldik bu arada, 2 gün için 750 lira falan para ödedik. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil. Merak ediyorum otelin içini. Hadi birlikte bir bakalım. Evet, Muhammed adında bir arkadaş bize otelle ilgili bilmemiz gereken bazı şeyleri anlatıyor. Pakistan'dan diğer vatandaşlar var. Çinliler var arkadaşlar. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Baya kalabalıklar. Evet, otel odamıza geldik arkadaşlar. Böyle bir odadayız. Klimamız var, pervanemiz var. Televizyonumuz var burada. Yatak oldukça rahat, güzel benziyor. Burada banyoyu göstereyim size. İşte lavabo falan var. Şampuanlar falan hepsi hazır. Havlular güzel. Duşakabinimiz de var burada. Daha dışarısını görmek mümkün olsaydı plajı görürdük. Oraya yürüyeceğiz artık. Evet, böyle güzel bir ortam, beğendik. Evet, biraz uyuduktan sonra otelden ayrıldık. Adayı keşfe çıktık. Güneş kremi alacağız. Ondan sonra çekimlere devam edeceğiz. Evet, bir yandan adayı keşfe devam ediyoruz. Şurada müthiş palmiye ağaçları var. Pakistan cevizi mi bu, palmiye mi? Kokonat mı bu? Palmiye değil mi? Palm. Çok güzel bir görünüme sahipler. Şuraya bakın ya, harika. Hadi gidelim markete. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Şu insan ceviz ağaçlarını bitiyorum ya. Mağazadan bir güneş kremi aldık. Bu güneş kremi 15 dolar. Yani neredeyse bir 70 lira falan yapıyor. Aşırı derecede pahalı. Çünkü ülkede neredeyse üretim hemen hemen hiç yok. Sadece turizm üzerinden geçimini sağlıyorlar. Burada bulunan tüm mallar dışarıdan ithal olarak geliyor. İthal olarak geldiği için, bir de Maldiv gibi turistik, dünyada Balayı'nın adeta başkenti olan bir yer olduğu için fiyatlar falan çok pahalı. Bu durumda oldukça normal. Adalarda inşaat devam ediyor bu şekilde. Çünkü dünyada oldukça revaçta. Balayı'nın kesinlikle başkenti Maldivler. Burada aynı zamanda bu wild shark'la, balina köpek balığıyla ile birlikte dalış yapma imkanına da mevcutsunuz. Ben daha önce Filipinler'de yapmıştım. Hatta videolarda bulabilirsiniz. Burada çeşitli dalış turları düzenleniyor. Resiflere falan götürüyorlar. Eğlenceli. Fiyatları yaklaşık olarak 25-50 dolar arasında değişiyor. Evet, beyaz kumuyla, farklı farklı ağaçlarıyla çok güzel bir sokakları var Maafushi'nin. Aha, burada farklı meyve gördüm. Ne meyvesi bu? Bu İngilizce var ya, bu sukun. Sukun mu? Evet, bu İngilizce değil mi? Nasıl? Güzel mi? Tatlı mı? Lezzetli mi? Güzel. Oo, sen bana neden almadın ya Endonezya'dan? Sizin orada çok yok mu? Güzel ama tadı yok. Evet, tadı olmayan ama güzel bir meyveymiş. Tadı olmuyorsa nasıl lezzetli oluyor onu da bilmiyorum ama. Sokaklarda dolaşmaya devam ediyoruz. Evet, şurada çok güzel bir plaj gördüm. Oraya gitmek istiyorum. Jet skilerle falan geziyorlar. Hadi gelin birlikte bakalım.
Evet, plaja geldik. Şöyle göstereyim. Burada farklı bitki var. Böyle plajı örtmeye başlamış. Bu ağaçtan daha önce Filipinler'de görmüştüm. Mangrove ormanlarında bulunuyor genelde. Ancak burada plajda da var. Bu ne ya? Ya niye böyle buralar? Evet, bu arada ben videoları çekip sizinle paylaşıyorum ama olayları gerçekten tüm gerçekliğiyle göstermek gerekiyor. Mesela burada bir geldik plaja. Burada yerlerde bir sürü çöp bulduk. Yani bunu yapan nasıl bir insan bilmiyorum. Bu gibi turistik bir alan yiyip içip yerlere atmak nasıl bir olaydır gerçekten insanın aklı almıyor. Dünyanın en turistik olan bir adasında bu manzarayla karşılaşmak gerçekten şok edici. Biz buradan bunu yapan insanları kınıyoruz ama moralimizi bozmayalım. Bunlara rağmen güzellikleri keşfetmeye gelin birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, Maldivler'de şu anda bir okulun önündeyiz. Okulu hemen şöyle bir göstereyim. Evet, Maldivler'in böyle Arapçaya benzer farklı bir yazısı var arkadaşlar. Bakın şöyle bir yazı. Oo, kamerayla çekmek yasakmış. O zaman kaçalım. Nereye gidelim? Bilmiyorum, nereye? Sen beni mi çekiyor? Tamam, evet. Tamam. Gel böyle gidelim. Tamam, hadi burada çekim yapalım biraz. Evet, Maldivler'de Maafushi adasında sokakları geziyordum. Karşıma Maldivli çocuklar çıktı. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Oh, Messi, right? Yeah, I'm looking for Kani village, but not which one. What's your name? Yani. Yani. Oh. Joail. 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 And yours? Jula. Jula. Your name is? My name is Enes. How old are you? 12. And you? 10. Friday. Last Friday, 10. Last Friday and 10. My birthday. Yo, your birthday. And 11. 11. So I saw a parrot now here. So is there another one? Just one? This one is yellow parrot and red. Really? Yellow one also? Yes. Two parrots. Just two parrots in this island. Oh, I have a parrot. Big one. Really? Too. Big one too. Also small one. I saw this one. No, it's just normal bird. Shake, shake. Oh, too pretty. Thank you. Oh, you are a very good man. Yeah. The best idea in this time to the sport. Maldivli çocuklar fotoğraf makinamı inceliyor. Bayağı bir ilgilerini çekmiş olmalı. Take a photo of me. Do you see something? Yeah. Shake your hand. I need to see up there. One, two, three. Come on. Oh. Assalamu alaikum. Do you paint to the school? Yeah. Oh, good job. What was your name? Muftal. Muftal. My name is Enes. Enes. Did you hear this name, Enes, before? Yeah. You're from? From Turkey. Are you first time coming in Maldives? Yeah, in the first time. Oh, good. Yeah, it's good. Actually, we arrived here today. Which hotel you stay? In Kani village. Kani. Okay, have a nice work. So, it is a tree or what's mean? This one is a sea. That's a beach. For like a harbor, right? Yeah, yeah. Evet, buraya liman gibi bir şey çiziyormuş. Şu an onu boyadığını söylüyor. Have a nice day. Evet, bu arada şuralarda papağan gördüm arkadaşlar. Kırmızı bir tane, harika gözüküyor. Şimdi biraz sonra onu görüntülemeye çalışacağım. Güzel bir gün batımı timelapse yakaladık burada. Biz çekiyoruz, siz izleyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için abone olmayı unutmayınız. Thanks for your watching guys. Don't forget to subscribe for more videos.